Ay çok tatlış. Çok aynen. Sevdim gelinini. Ben de çok seviyorum. Böyle mi? Öyle mi? Göründüğü aynen gibi. Aynen öyle göründüğü gibi. Çok alçak gönüllüdür. Ne güzel. Kibirliği yok. Oh süper. Onun için de iki kızım var. Bunu da üçüncü olarak çok seviyorum. Hazır mısın Yaren? Hazırım Mikser. Kasaba gidiyoruz. Hayır. Kartopundan kaçamazsın. Gelinin var mı başka? Yok. Daha ilk gelin. Öbür oğlum bekar. Bekar aynen. Damatların var mı? Damatım kızım vardı da eşinden ayrıldı. Ha hayır, hayırlısı olsun. Bir torunum var 8 yaşında. Allah bağışlasın. O da benimle kalıyor. Nerede kızım. Oturuyorsunuz siz? Talatpaşa'da oturuyor gelirim. Ben de Avcılar Parseller'de. Ha. Ayrıyız. Ayrısınız. Evet. İyi yapmışsın. En güzeli ayrı olsun dedim. Hiç yanıma uğraşamam gelinle falan. Sıkıntı gelir bana. Hiç bulaşmadın o tarafları valla. Benim bir düzenim var hiç bozamam. Valla. İş konusunda olsun biraz tez canlıyım. Ha. Şimdi bekleyeceğim onlar uyansın da iş yapasın da hiç çekemem. Bir de dedim evde sen çekemem diyor. 10 metre uzağa gidin 10 mahalle uzağa dedim oğluma. Gerçekten de öyle gittiler. 10 mahalleden 20 mahalle uzağa gittiler. Merhabalar kolay merhaba, gelsin. Antrikot alacağım. Altı dilim antrikot alacağım. Evet. İnce dilimden şu şekilde olacak. Evet. Bir kilo dana kıyma alacağım. Orta yağlı olacak. Orta yağlı. Evet. Sadece bunlar için mi kasaba geldik? Evet şu an kasaptan bunları alacağız Mikser. Sence menün iddialı mı? Evet gayet iddialı. Sen ne anlarsın antrikottan? Nasıl anlamam? Çok da güzel yapıyorum. Söyle bakalım antrikot hayvanın neresi? Bilmiyorum. Sırtı. Aa kedi. Kediden korkuyor musun? Ben kediden çok korkarım. Kendine güveniyor musun? Kendime güveniyorum. Çok güzel yemekler ortaya çıkartacağım. Ama daha 6 aylık kedinsin. Ama göreceksiniz neler çıkartacağım. Menün hiç iddialı gelmedi bana. Çok iddialı. Nasıl değil iddialı? Bir kere et yapıyorum, işkembe yapıyorum. Kaç aşamadan geçiyor? Bir sürü işlemlerim var. İşkembe çorbasının orijinalini mi yapıyorsun? Ben orijinalini yapıyorum. Bravo gelin hanım. İddialıyız. Bu arada kedimiz de geldi. Kasabın kedisi bir şey yapmaz ya. Kedimizin adı nedir? Adı yok şu anda. Antrikottan sonra kadın budu köfte için orta yağlı kıyma hazırlanıyor. Başka bir şeyimiz var mı gelin hanım? Başka bir şeyimiz yok. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Hadi ödememizi yapalım. İndirim talep ediyorum sizlerden. Ne kadar tuttu? Aha market alışverişi var. Hemen koşmamız lazım Mikser. Torun olsa zaten ben bakacakmışım. Bakacakmışsın senin aynen. De haberin yok. Emrivaki biraz. Aynen. Sen desene ben 4 çocuk büyüttüm yeter 4 artık. 4 çocuk bir de kızınkini büyütüyorum. Oy maşallah. Onunla ilgilenim bir de bu olursa. Ama şimdi düşünmüyorlar onlar. Ha, yok daha çok erken. Aynen. Osman dedin 2 metre. Evet benim çocuklar hepsi boylu maşallah. Ne diyorsun maşallah sana çekmişler. Yo bana çekmemişler. Dayılarda çekmişler. Kıskançlık var mı şeyde Yaren'de? Kıskançlık hem var. De çok. Ne diyorsun ya? Hiçbir yere bırakmıyor çocuğu. Başından ayrılmıyor. Ne oluyor bu? Gelinden niye bu kadar? Anlamıyorum ki diyorum kızım çok sıkma. Evden kaçıracaksın. Yani böyle sıkılmaz ki erkekler. Ay o kadar artık yani. Artık söyle biraz frenlemeye çalışıyorum. Allah Allah. O da Allah'tan dinliyor ama evde de ne yaptığını da bilemem. Tabii telefonları da karıştırıyormuş. Her şeyi de yapıyormuş. Gördüğüm kadarını söylüyorum. Osman çapkın mıydı gençken? Kız daha çapkındı. Ben teklif ettim diyor. Allah! Aman gelin hanım dikkat! Düşüyordum. Az kalsın düşüyordun. Ay düşüyordum. Her yer kar. Dikkat et. Evet fark edemedim Mikser. Neyle başlıyoruz? Hemen sebzelerimi almak istiyorum. Adıyamanlı annemizin Karslı gelininden Café de Paris soslu antrikot. Evet farklılık olması lazım. Her zaman... Yöresel olmaması gerekiyor değil mi? Kayınvaliden haydari patlıcanlı olur dedi diye çok eleştirdiler. Patlıcansız haydari mi olurmuş? Annenin üstüne çok gittiler, çok. Yani annem haklı yere eleştirme, haksız yere eleştireceğini düşünmüyorum. Annen dünkü kayınvalideyle çok takışınca kayınvalidemiz yarın görüşürüz seninle dedi. Öyle mi? Sana karşı ön yargılı mı gelecekler acaba? Büyük ihtimalle bana da çok eleştiri yapacaklar. Buradan başka ne alacaksın? Hemen yeşilliklerimize koşuyoruz. Koş hadi koş! Bir kere mi istediniz? Birkaç kere mi? Valla sürekli telefonda istiyorduk. Hadi diyorlardı telefonda istemek. Ama izin verecek, yol verecek. Hadi ben gideceğim evlerde. Şimdi çat kapı gidebilir miyim kız istemeye? Doğru. İzmir'e gideceğim. Oy. Diyorlardı bekleyin şu gün gelsin, bugün gelsin. Neyse zorla ikna ettik. Zorla? Vermiyor. Dede karışıyor, anneanne karışıyor. Koca eline gittik, dededen istedik. Ya. Aa. Vallahi biraz yani zorlu oldu. Al biraz. Yani biraz uğraştırdılar bizi. Hmm. Kınayı orada yaptık. Çeyiz'e gittik. Oh, her şeyi yerinde istediler. Ya. Ya işte böyle. Koca elinden gelini çıkardık. Ha.
Bizim orada da düğün salonda. Hadi bugün. Birincide bu kadar uğraştım ama öbürüne diyorum oğlum karışmayacağım. Git bul evini düz gelin bir kahvenizi aynen. İçin. Aynen. Aynen öyle. Ben hazır aynen. Eve geleyim anam. Aynen bana hiç öyle. İş çıkarmayın de. Çok uğraştırmışlar aynen, seni. Aynen çok uğraştım. Bugün de biraz uğraşacaksın. İşte. Ay senin performansını çok merak ediyorum. Gelinin daha çok senin performansını merak ediyorum mutfakta. Ya. Yumurta kokutma, tereyağı kokutma, koyun eti koyma. Yok bugün yumurtalı falan hiçbir şey yok. Valla. Hadi gidelim neleri var bir görelim. Gelin şimdi gelinin. Gel aynen, gel. Altı ayrı gelin gel. Evet. Gelin hanım her dediğini yaptırırmışsın doğru mu? Genellikle evet. Osman sen ne dersen yapıyor mu? Yapıyor tabii ki de yapmaz olur mu? Osman maaşı alınca kime veriyor? Bana. Hadi canım gerçekten mi? Evet bütün kartları bende atla biliyor musun Mikser? Benim babam söylüyor sen şimdiden neden hanım köylü oldun oğlum diyor. Senin baban damadı Osman'a mı diyor? Evet. Peki eşin ne diyor? Biz baştan başladık baba diyor yani yapacak hiçbir şey yok. Fatih'cim. Eşi maaşı alınca hemen gelinimize veriyormuş. Sen maaşı veriyor musun eşine? Sivaslıyız. Para bizde de. Gülnur evlendiğinde eşin aldığı parayı ne yapmalı? Bence de öyle olmalı. O zaman en güzel işi kapmışım. Yaren, Osman'a ne kadar harçlık veriyorsun? 50 olur, 100 olur fark etmiyor. Yani adam acık attı, adam öldü. Kendisi ne kadar ister? Gülnur evlenince sen ne kadar verirsin? İdeal ya, 100. Şu adam yeter, ne yaptı hatırlamıyorsun? Bir simit bile alamaz. Erkek boşa mı çalışıyor? Ama çalışınız bazen, ne yapacak? Çalışınız bazen gidebiliyor. Biz de onları tutumlu hale getirdiğimiz için daha çok böyle işimize yarar hale geliyor. Arkadaşlar burada durmuş ne yapıyoruz? Sen bizi tuttun Mikser. Listesini kontrol eden yarışmacımız eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Bitti sanırım. Emin misin? Bitti mi? Evet bitti. Hadi kasaya hemen koş. Hemen koşuyoruz işte. İnşallah eksiğin yoktur. İnşallah yoktur. Alışverişi tamamlayan gelinimiz bakalım bütçesini aşacak mı? Evet ne kadar tuttu? 190 TL. 190 TL teşekkür ederim. Ödemesini yapan yarışmacımızın yeni durağı mutfak. Zuhal Hanım size çam sakızı çoban armağanımız. Ne zahmet ettiniz taşıdınız. El yapımı Adana salçası, lahana turşusu kendi ellerimle yaptım. Aman yemiyorsun ama yapıyorsun. Turşuyu gelinim çok seviyor ona ay, yapıyorum. Eline sağlık. Bu da lüfümüz, patiklerimiz. Aa, çok teşekkür ederim. Ay, elinize sağlık. Sağ olun. Niçici. Ay vallahi sanki söz şeyim nişan. Gelinimin de bohçalarını böyle hazırlamıştım hep. Ah canım ne uğraştın ne uğraştın. Aynen bir bohçalar yaptım. Ha? Bir araba dolusu götürdüm. Ne diyorsun ya. Aynen. Ay ellerine sağlık, emeğine sağlık. Sağ ay, çok olun. Güzel. İyi günlerde kullanın. Çok teşekkür. Aa, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber, nasıl geçti Yaren? Çok güzeldi. Oh. Mikser beni çok konuşturdu. Alır mısın gelin hanım? Hep şikayet, Fıktırdı hep şikayet. Velini istiyorum. Bir de bana kar fırlattı, inanamazsınız. Sen de ona fırlatsaydın. Fırlattım ama yetmedi yani benim yetmez, ona. Yetmez, ona kar mı yeter? Sen üstünü başını değiş, tamam. Canım benim. Ne kızı şey yapıyorsun? Gelinimiz çok genç Zuhal Hanım. Ben de kar topu oynamak istedim ama benimle baş edebilir mi? Tabii canım kar canavarı. Canım gel hadi söz bohçam. Gel. Yoksa onlar bana mı? Senin tabi bekar ya. Sen almadan bu dış gelsin en iyisi götürsün hediyelerimizi. Yoksa hediyeler gidecek. Artık kayınvalideler biliyor. Vallahi bak. Ezberledik artık. O narin tenin için lif var. O gullicik ayakların için ponza taşı o topuklar kösele olmuş senin artık. Tam bana göre Zuhal Hanım. Ay dur açayım bak neler varmış neler varmış neler. Eyvah Zuhal Hanım. Beni her zamanki sakarlı. Sus bir şey yok. Ay Mikser gel. Tam bunun ortasına senin resmini koyup dart atacağım sana. Dart. Nasıl? Life bak maşallah. Maşallah kocaman. Ay bunlar da ne çorap. Ay bunları sana veremem fıstık ki kız rengi bu. Sana olmaz bu fıstık. Ay şunları tat çok teşekkür ederiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.